Memurlar Haber kanalından merhabalar arkadaşlar videoya hoş geldiniz bugün 2 Mart 2021 dün baya önemli gelişmeler oldu arkadaşlar korona nedeniyle Türkiye'de ilk kez size duyurduk farkında mısınız bilmiyorum ama arkadaşlar 1 Mart itibariyle kamuda esnek çalışma bitirildi biz bunu 3 gün önce sizlere duyurmuştuk kanalda videosu mevcuttur yine Memurlar Haber YouTube kanalının farkını yaşadınız arkadaşlar Türkiye'de ilk kez 3 gün önce sizlere duyurmuştuk gel gelelim arkadaşlar Uşak Üniversitesi Rektörlüğü iş kolunda faaliyet gösteren iş yerlerine ilişkin olarak Türk Ağır Sanayi Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜİS ile Türkiye Ticaret Kooperatif Eğitim Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası TESKOPİS arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi arkadaşlar. İmza tarihi 18 Şubat 2021, yürürlük tarihi 18 2020 31 1 2023 bu arkadaşlar toplu iş sözleşmesini bize gönderen işçi arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Videonun altına mail olarak koyduğum o mailden bize arkadaşlar maaş bordolarınızı ve bu tarz toplu iş sözleşmelerini bize ulaştırırsanız video ulaştırıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biz isminizi, cisminizi hiçbir şeyini, hiçbir şeyinizi vermiyoruz. Sadece bize gönderdiğiniz belgeleri video ulaştırıyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sözleşmenin amacı, tarafların tanımları falan bunlara geçelim arkadaşlar. Bizi ilgilendiren kısım işçiler arkadaşlar biliyorsunuz. Devam ediyorum. 17 sayfa bu toplu sözleşmesi arkadaşlar. 17 sayfasını, sayfanın hepsini okumuyorum bildiğiniz gibi. Okusak bu video yaklaşık 40 dakika sürer arkadaşlar. Ben önemli bulduğum yerleri okuyorum sizlere. Sendikal izinler haftalık izin süresi. Temsilcilerin arkadaşlar bu izin süreleri ekranda tutayım. Geçelim. Devam ediyorum. Diğer izinler yine sendika temsilcisi ve görevlilerin izinleri arkadaşlar ekrandadır ilan tahtası, temsilci odası hep aynı şeyler arkadaşlar. Sendika aidatı, üyelik aidatı ve dayanışma aidatı işçilerin ücretlerine keserek bir ay içinde sendikanın bildireceği banka hesabını yatırmak diyor. Zaten bunu otomatik kesiyorlar arkadaşlar. Devam ediyorum. Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Genelde aynı oluyor. Genelde 45 saat oluyor. Bazı iyi toplu sözleşmelerde bu 40 saate indiriliyor arkadaşlar. Üstüne ekstra ücret veriliyor. Ara dinlenmesi 4 saat ve daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten 7,5 saate olan 7,5 saate kadar olan yerlerde yarım saat olarak diyor. 7,5 saatten fazla süreli şeylerinde 1 saat ara dinlenmesi yapılır diyor arkadaşlar. Bazı çalışma süresi haftalık 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışmadır diyor. Fazla çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %60 yükseltilmesiyle ödenir diyor arkadaşlar. Hafta tatili çalışması ve ücreti arkadaşlar en az 24 saat dinlenme hafta tatili verilir diyor. Hafta tatili günü çalışan işçilere çalışmadan alacakları ücretleriyle birlikte bugün için toplam 3 gün ücret ödenir diyor arkadaşlar. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 3 günlük ücret ödenir diyor. Ücretli izinlere bakalım arkadaşlar. Üniversitede 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar olanlara 23 gün, 15 yıldan daha fazlası olanlara 28 gün ücretli izin verilir diyor arkadaşlar. Mazeret izinleri işçinin evlenmesi halinde 5 gün, işçinin ana baba kardeşinin ölümü halinde 5 gün, çocuğun ölümü halinde 6 gün, kayınvalide ve kayınpederin ölümü halinde 2 gün arkadaşlar. İşçinin eşin doğum yapması halinde 5 gün, işçinin evlat edinmesi halinde 5 gün, yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerde 10 gün ücretli mazeret izni verilir diyor. Ücretsiz mazeret izinleri 45 gün, 45 günde yani arkadaşlar 90 güne uzatılabilir deniyor. Devam ediyorum. Kıdem tazminatı konusunda kanun hükümleri uygulanır demiş. Detay vermemiş arkadaşlar. Evet. Ücretlere bakalım. Yine aynı klasik TÜİS'in imzaladığı pardon TÜİS e, aynı arkadaşlar hep. Dünkü arkadaşlar imza, e, okuduğumuz toplu sözleşmesinin aynısı olmuş. Trabzon Üniversitesi'ndeki toplu sözleşmesinin birebir kopyası bu arkadaşlar. Aynısı. Hiçbir değişiklik olmaz? Her şey aynı arkadaşlar. %5,75 18 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere diyor. %3 az aşan kısmı da enflasyon farkı verilir diyor. 1 2 2020 tarihinden geçerli olmak üzere işlerin 31 1, 2021 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine zam olarak uygulanacaktır diyor arkadaşlar. Tüketici indeksi enflasyon farkı %3 aşması halinde çok kötü bir toplu sözleşmesi bence imzalanan Devam ediyorum. Kapsam şeylerine çalışan işçilere 200 1 2021 ile 31-2023 yılları arasında 2021 yılı kamu toplu sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünde uygulanacak zam oranı aynen uygulanacaktır diyor. Yine 100 TL gün yükseltilir diyor. Bürüt enflasyon, e, maaş yemiyeleri zaten şu an 119 lira 25 kuruş olmuş. Yani işçiler adına çok da iyi bir toplu iş sözleşmesi olmamış bu maalesef arkadaşlar. Dün Trabzon Üniversitesi toplu iş sözleşmesinin birebir aynısı olmuş arkadaşlar. Sanki aynı elden çıkma bunlar. Hani öyle geldi bana. Aynı arkadaşlar birebir aynı. Hiçbir değişiklik yok. Bütün fotokopi alınmış. Sadece giriş kapağındaki yer isimler değiştirilmiş. Biri Trabzon Üniversitesiydi bu da Uşak Üniversitesi olmuş. Birebir aynı aynı elden çıkma gibi toplu sözleşmeleri bunlar. Nasıl oldu ben de anlamadım. İlave tediye ve ikramiye dört kez ödeniyor. Ayrıca yine arkadaşlar toplu sözleşmesinin birinci döneminde Aralık ayında olmak üzere 8 günü çıplak ücretleri tutanında ikram ödenir diyor. İkram ödemesi toplu sözleşmesinin ikinci döneminde yer alan 1 2 2021 ile 31 1 2022 tarihleri arasında 15 günlük ücretleri tutanında yapılır. Bu ikramilerin 7 günü, Temmuz ayında 8 günü, Kasım ayında ödenir diyor. Bu, bu dönem ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci döneminde yer alan 1-2-2022 ile 31-1-2023 tarihleri arasında işlerin 15 günlük ücretleri tutanında yapılır. İkramiyelerin 7 günü Temmuz ayında 8 günü Kasım ayında ödenir. İkramiyeler de çok kötü olmuş. Diğer kamu işleri mesela kamula çalışan işler 60 günlük ikramiye alıyor ama burada 15 günlük almış Maaş da çok kötü. Allah kolaylık versin arkadaşlar. Uşak Üniversitesi'nde çalışan işçi kardeşlerimize çok kötü bir toplu sözleşmesi. Dünkü Trabzon'daki toplu sözleşmesinin aynısı arkadaşlar. Birebir aynı. Nasıl olur bu ben de anlamadım. Gün yemek yardım 10 TL verilir diyor. Birleştirilmiş sosyal yardım her bürüt 275 TL ödenir diyor. Vasıta yardım 2 adet işe gidiş verilir diyor. Giyim yardımı her ay bürüt 18 TL verilir diyor. İş birimi birinci gruba 5 TL, ikinci gruba 4 TL, üçüncü gruba 3 TL gün bürüt ödeme yapılır diyor. Ek ödeme Kasım ayında 375 TL bürüt ödenir diyor. Ek ödeme bürüt 750 TL ödenir diyor. 31-2021 ile 31-2022 tarihler arasında Evlenme yardımı yine çok düşük 228 lira bürüt. Doğum yardımından bir şey para bahsetmemiş. Ölüm yardımı 570 TL bürüt. Birazçılara. İşçinin eş çocuk ana babasının sözleşmenin birinci döneminde ölüm halinde 342 TL bürüt. Bir de bürüt bunlar arkadaşlar yani bunları vergi mergi kesilecek baya kuşa dönecekler. İşçinin iş kazası sonucu ölüm, ölüm halinde birinci dönemde bürüt 912 TL ödenir diyor. Disiplin kurullarını geçiyorum. Bu sözleşme 18 tarihinde ve 31 1 tarihinde yürürlüğe girer diyor arkadaşlar. Var mı başka bir şey? Yok. Ben beğenmedim. Siz beğendiyseniz videonun altına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Nedense Trabzon Üniversitesi ile aynı olmuş. Birebir aynı. Hiçbir değişiklik yok. Sanki alıp fotokopisini çekmişler. Ve yerleri değiştirmişler, imzalamışlar gibi duruyor. Trabzon Üniversitesi'nin toplu sözleşmesi de sizlere sunmuştuk. Dün videoda kanalda mevcuttur arkadaşlar. Ben beğenmedim arkadaşlar. Hayırlısı olsun işçi kardeşlerimiz. Allah kolaylık versin. Hem Trabzon Üniversitesi hem Uşak Üniversitesi. Maaşlar çok zam oranları çok düşük görünüyor. İkramiyeler az görünüyor. Ek ödemeler az görünüyor. Ölüm yardımları az görünüyor. Diğer toplu sözleşmelerin nazaran. Yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Sizlerin de yorumları önemli. Bu toplu sözleşmesi sizce iyi mi olmuş, kötü mü olmuş arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Bilginiz olsun. Ama birebir aynı kopya olmuş arkadaşlar. İkisi de aynı yerden çıkmış. İkisi de fotokopi çekilmiş gibi toplu sözleşmesi imzalanmış. İki farklı yer. Uşak nere? Trabzon nere? Arada kaç bin küsür kilometre var ama toplu sözleşmeleri sanki fotokopiden çıkmış gibi aynısı olmuş. Kanal abone olmayı bildiğimiz zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala bir 100 bin abone yapalım. Sesinizi sendikalara Ankara'ya gümbür gümbür duyuralım diyorum. Bizi büyütmeniz kendinizin büyümesi demek. Sorunlarınızın büyükçe etrafa yayılması demek. Unutmayın. kanal abone olmanız size hiçbir zarar getirmez ama çok şey kazandırır. Birlikte başaracağız diyorum. Kalın sağlıcakla ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Trabzon Üniversitesi'nin toplu sözleşmesi de sol taraftadır. Aynı tıklayın bakın birebir aynısı olmuş. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.